İki kabin memuru uçak kalkış yapmadan önce birbirine bakarak gülümsüyor. Normalde yolcuların uçağa alınması ve yerleşme süreci çok zorlayıcıdır. Fakat bu sefer her şey çok farklı. Hayalet uçuşa hoş geldiniz. Uçakta şu an hiç yolcu bulunmuyor. Daha önce kabin ekibinin bu tür boş uçuşlarda ne yaptığını merak ettiyseniz birazdan öğrenmek üzeresiniz. Görevliler ellerine birer servis tepsisi alıyor ve iki koridora geçiyor. Ancak buradaki amaçları yemek servisi yapmak değil, koridor sörfünün tadını çıkarmak. Motorlar çalışıyor ve uçak kendisi için belirlenen pistte ilerlemeye başlıyor. Kabin memurları ise tepsiyi yere koyuyor ve üstüne çıkıyor. Kalkışı beklerken bir elleriyle koltuktan destek alıyorlar. Uçak hareket etmeye başladığında yüzlerindeki gülümseme artıyor. Aradan kısa bir süre geçtikten sonra uçak havalanıyor ve kabinde bir eğim meydana geliyor. Kabin memurları destek aldıkları koltukları bırakıyor ve hızlanan uçakla birlikte onlar da hızlanmaya başlıyor. Hem de tüm koridor boyunca hızlanarak ilerliyorlar. İlk görevli 8. sırada tökezliyor. İkincisi ise koridorun sonuna kadar ulaşmayı başarıyor. Bu yeni bir rekor ve zafer çok tatlı hissettiriyor. Bu durum kulağa biraz abartılı gibi gelse de Quora Seyahat Forumundaki bir güvenlik eğitmenine göre koridor sörfü aslında gayet gerçek bir şey. Eğer o ilk denemenizse tepsinin üstüne oturarak kaymayı tercih edebilirsiniz. Bu bilgiden sonra acaba eğlenmek için başka neler yapıyorlardır diye merak ediyor olabilirsiniz. Koridor koşusu, yemek arabası yarışı, ip atlama, belki de iş arkadaşlarıyla birlikte kapalı hava sineması izleyebilirler. Ya da uçakta hava diskosu ve karaoke'ye ne dersiniz? Bir kabin memuruysanız ve mürettebatınız eğlenmek istiyorsa koltuk ekranlarından bir şarkı seçin ve duyuru mikrofonunu alın. İş arkadaşlarınız sizi bekliyor. Uçakta sizden başka yolcu yok. Yani dans edebilir ya da istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Bir kabin memuru boş bir uçağın koridorunda şarkı söylerken kendisini videoya çekti. Bu ilginç video milyonlarca kişi tarafından izlendi. O sırada uçakla seyahat eden hiç yolcu olmaması üzücü olmuş. Çünkü bu herkes için şahane bir eğlence olurdu. Bazı kabin memurları ise yolcular için ayrılan yemeklerden yediğini söyledi. Gerçi bu tür bir davranışı itiraf etmenin ya da yaparken yakalanmanın sonucu işten uzaklaştırılmaktır. Koridor sörfü rekorunuz olsun ya da olmasın. Şimdi de hayalet uçuşların neden var olduğunu merak ediyor olabilirsiniz. Bunun birçok sebebi var. Avrupa'daki havayolu şirketleri uçakta hiç yolcu olmasa bile uçuşlarına devam etmek zorundadır. Benzer bir kanun Amerika'da da geçerlidir. Çünkü kalkış ve iniş için belirli zaman dilimleri vardır. Avrupa Komisyonu ise kullan ya da kaybet kuralına sahiptir. Yani bir havayolu şirketi bu kurala en az %80 oranında uymazsa zaman dilimini rakibine kaptırabilir. Ayrıca bir uçağı gece boyunca havalimanında da bekletemezsiniz. Mesela bazı durumlarda uçakların kargo yüklemesi için hazırlanması ve belirli bir noktaya dönmesi gerekir. Bazı durumlarda havayolu şirketleri yolcu uçaklarını uçurmaya devam edip kargo taşımak için kullanabilir. Bu tür pratik fikirlerin birçok şirketin ekonomik durumunu düzeltmişliği vardır. Hayalet uçuş denildiği zaman aklınıza korku filmlerinden fırlamış ürkütücü şeylerin gelmesi oldukça normal. Hatta bunda haklı bile olabilirsiniz. Ne de olsa tarihte yaşanan bazı gerçek hayalet uçuşlar var. 1943 yılındaki Napoli harekatı sırasında bir savaş uçağı kayboldu. Enkazı ise bu olayın üzerinden 15 yıl geçtikten sonra Libya'da ortaya çıktı. Mürettebattan eser yoktu. Ertesi yıl enkaz bölgesinde yeniden bir arama yapıldı ve bunun sonucunda içme suyu, biraz kahve ve çalışır durumda olan telsiz ve makineli tüfekler keşfedildi. İnsanlar bu gelişmeler karşısında şaşkına döndü. Gerçekten hayalet bu uçuş yaşanmış olabilir miydi? Kabin memurlarının çoğu için boş bir uçağın içinde geçirdikleri vakit ne ürkütücü ne de koridor sörfçülerininki kadar eğlencelidir. Çünkü bunlarla uğraşmak için çok meşgullerdir. Sıradan bir uçak iniş yaptıktan sonra yolcular uçaktan ayrılır ve arkalarında büyük bir dağınıklık bırakır. Herkes sizin ve benim kadar derli toplu değil sonuçta. Bu noktada temizlik ekibi kabine gelir. Yeni yolcuların temiz bir yolculuk geçirmeleri için yerleri süpürür, çöpleri toplar ve yüzeyleri silerler. Fakat zamana karşı yarıştıkları için hızlı olmaları gerekir. Türüne bağlı olarak bir uçağın 80 dakika ya da daha kısa bir süre içinde kalkışa hazır olması gerekir. Bu zamana geri dönüş süresi denir. Uçak pistte ne kadar fazla zaman geçirirse havayolu şirketi o kadar zarar eder. Bu yüzden şirketler geri dönüş süresinin olabildiğince kısa olmasını ister. Ne de olsa vakit nakittir. Yer ekibi uçağın temizlendiği sırada yakıt ikmali yapar. Uçağın boyutuna, ağırlığına ve yolculuğun uzunluğuna bağlı olarak binlerce litre yakıt gerekebilir. Yemek ekibi temizlik ekibinin çalışmasının bitirmesini beklemeden uçağa girer. Yemekler genellikle uçağın mutfağında depolandığı için ekibin dar bir alanda çalışması gerekir. Yemek sayısı en azından birazdan kalkacak olan uçuşta olması beklenen yolcu sayısını karşılamalıdır. Koltuklardaki yırtıkların kapatılması gibi küçük tadilat işlemleri ise daha uzun süreli molalarda gerçekleştirilir. Yeni valizlerin gelmesini bekleyen yer ekibi içerideki sistematik kaos devam ederken bagajdaki valizleri boşaltır. Bu süreçteki en zorlayıcı anlardan biri valizleri döner platforma taşımaktır.
Çünkü buradaki hareket alanı gayet kısıtlıdır ve görevlilerin çömelerek çalışması gerekebilir. Bu iş sırasında çok fazla kas gücüne ihtiyaç duyulur ve zamana karşı yarış devam eder. Kabin memurları da bu sırada meşguldür. Yemek ekibinin yiyecekleri ve içecekleri olmaları gereken yerlere yerleştirip yerleştirmediklerini kontrol ederler. Envanteri kontrol ederek gelen yolcular için hazırlık yaparlar. Her yolcuyu karşıladıkları sırada gülümseyerek hoş geldiniz diyebilmek için yüz kaslarını çalıştırırlar. Çünkü bunu 200 kere yapmaları bile gerekebilir. Her zaman güler yüzlü olsalar bile kabin memurlarının en neşeli görevlinin bile sabrını sınayabilecek olaylarla baş etmesi gerekebilir. Bir kabin memuru yıllar içinde gözlemlediği davranışlardan 17 maddelik bir liste oluşturmuş ve bu listeye dayanarak yolculara birkaç tavsiye vermişti. Kabin memurları uçağa biniş sırasında her yolcuya hoş geldiniz der. Bazen bu sayının 200'ü aştığı bile olur. Bu yüzden lütfen cevap onlara hoş bulduk deyin. Gerçekten gerekli olduğu zaman görevli çağırma tuşuna basan tüm yolculara yardımcı olurlar ve bilgi verirler. Kabin memurları belirli zamanlarda eldiven giyerek çöpleri toplar ve sürekli olarak koridorun başından sonuna gidip gelmeyi hiç istemez. Birçok insanın canını sıkan konulardan biri ise yolcuların ayakkabılarını çıkarmasıdır. Bunu illa yapacaksanız lütfen yanınıza yeni çorap almayı unutmayın. Çıkış kapısının yanında oturuyorsanız lütfen koltuğunuzun önüne ve altına eşya koymayın. Çünkü bu eşyalar acil bir durumda plastik kaydırakları açması gereken kabin görevlisinin yolunu engelleyebilir. Birçok kişi uçakta cep telefonu kullanmanın yasak olduğunu bilir. Ancak bunun neden bu kadar önemli olduğunu herkes bilmez. Şimdi yolcuların hepsinin telefonunun açık olduğunu düşünün. Böyle bir durumda telefonlardaki yüksek frekanslı elektromanyetik dalgalar uçağın yön bulma sistemlerini bozabilir ve yanlış göstergelere neden olabilir. Buysa pilotun özellikle hava şartlarının kötü olduğu durumlarda iniş sırasında hatalı bir karar vermesine sebep olabilir. Kabin görevlileri ikaz ışıkları kapalı olsa bile tüm uçuş boyunca emniyet kemerinin takılı olmasını tavsiye ediyor. Çünkü şiddetli bir türbülansa yakalanmanız durumunda uçağınız aniden 300 metreye kadar alçalabilir. Gerçi biraz daha rahat olmak için emniyet kemerinizi gevşetebilirsiniz. Böylece kabin memurları da güvende olduğunuz için mutlu olur. Uzun bir süre boyunca gürültülü bir uçağın içinde insanlarla kapalı bir alanda kalmak siz hiç farkında olmasanız bile sinirlerinizin gerilmesine yol açabilir. Lütfen bunun geçici bir süreliğine olduğunu unutmayın ve birbirinize saygıyla yaklaşın. Yemek servisinin yapıldığı sırada ve arkanızdaki yolcu koltuğuna geçerken koltuğunuzu dik konuma getirin. Yolcular kabin memurlarıyla konuşurken kulaklıklarını çıkarmayı unutabiliyor. Bu yüzden kabin memuru bir içecek alır mısınız sorusuna karşı bazen boş bakışlarla karşılaşabiliyor. Böyle anlarda kulaklarınızı çıkarıyor olmanız gerçekten çok güzel olur. Neredeyse her uçuşta yaşanan durumlardan biri de uçağın kalkacağı sırada yolculardan birinin tuvalete gitmek istemesidir. Bunun pek de iyi bir zamanlama olmadığını söylemeliyiz. Uçak son hızla pistte ilerlerken hareket etmek hiç iyi bir fikir değildir. Çok tehlikeli olabileceği için lavaboya gitmeden önce lütfen kalkışın tamamlanmasını bekleyin. Her ne kadar yorucu bir işleri olsa da kabin memurları oldukça sabırlı, nazik ve sıcakkanlı insanlardır. Ne kadar yorgun olurlarsa olsunlar, yolculara o şekilde davranmaya devam ederler. Özellikle de uluslararası yolculuklar hem çok uzun hem de çok yorucu olabilir. Bu yüzden hayalet bu uçuşa denk geldikleri için biraz rahatlayıp koridorda sörf yaparak elendikleri için onları suçlamamalısınız. Öyle değil mi? Peki siz kendinizi bir hayalet uçuşta bulsaydınız neler yapardınız?